Yeniden merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benden çok istediğiniz telefonumda ne var videosunu çekeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Telefonu açtığımda karşıma şu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada kilit ekranımda erkek arkadaşımla çekildiğimiz bir fotoğraf var. Daha sonra kilidi açtığımda burada arka planda pembe tüylü bir fotoğraf var. İlk uygulamalar, mesajlar, takvim, fotoğraflar, kamera, hava durumu, ayarlar, saat, notlar gibi hepimizin bildiği normal klasik uygulamalar. Daha sonra Instagram var. Instagram benim en sık kullandığım sosyal medya ağı. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada. Bu şekilde bir profilim var. Daha sonra WhatsApp var. WhatsApp'ı da biliyoruz zaten. App Store var. Snapchat var. Snapchat'i de çok severek kullanıyorum. Daha sonra YouTube var. Stüdyo var. Bu da YouTube Stüdyo diye geçiyor. Buradan sizin eğer kanalınız varsa size gelen beğenileri, aboneleri, yorumları, analizleri kısacası hepsini alt alta görebiliyorsunuz. Yani hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Size bu şekilde bir imkan sağlıyor. O açıdan bence gerçekten çok faydalı bir uygulama. Yani kanalı olan herkesin indirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra Facebook var. Turing var. Turing'de bir sözlük. İngilizce, Türkçe sözlük. Benim gerçekten en çok güvendiğim sözlüklerden bir tanesi Turing. Daha sonra burada bir klasör var. Klasörün içinde iPhone'un kendi uygulamaları var. İşte pusula olsun, ne bileyim FaceTime olsun, ondan sonra iBooks olsun, iTunes Store olsun ve benzeri. Daha sonra yandaki klasörde benim en sık kullandığım klasör, fotoğraf uygulamaları klasörü. Sizi de çok ilgilendiriyor bence şu anda. Burada Enlight diye bir uygulama var ilk başta. Ben Enlight'i çok fazla kullanmıyorum. Ama yine de ufak tefek bazen ihtiyaç duyabiliyorum. O yüzden telefonumda tutuyorum, silmiyorum. Enlight'ta neler yapabilirsiniz? Enlight'ta atıyorum fotoğrafı kırpabilirsiniz. Değişik filtreler ekleyebilirsiniz. Üzerine yazılar yazabilirsiniz. Ya da kendiniz çizgiler çizebilirsiniz. Bazı fotoğrafları iyileştirebilirsiniz. Aslında birçok özelliği içinde barındıran bir uygulama. Çok da kullanışlı bir uygulama. Ama ben Enlight yerine daha farklı uygulamalar tercih ediyorum. Daha sonra yanında Snapseed var. Snapseed'i de çok sık kullanmıyorum ama Snapseed'in şöyle bir özelliği var. Snapseed bence doğa fotoğraflarına gerçekten çok güzel efektler veriyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Snapseed'den de aslında Enlight'da olduğu gibi aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. İşte kırpabiliyorsunuz. Ne bileyim, mesela bu şekilde ekranın parlaklığını ve benzeri ayarlayabiliyorum. Buradan işte parlaklık -100'deymiş mesela. Şu an sıcaklığı ayarlıyorum. Sıcaklık +100 oldu ve benzeri. Bu şekilde bir uygulama Snapseed'de. Glitch ve Diana'dan da My Sorrowları videomda bahsetmiştim. Çok güzel iki uygulama. Oradan izleyebilirsiniz. Photoshop Mix var. Photoshop Mix benim en sık kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Buradan neler yapabilirsiniz? Şimdi size onları göstereceğim. Mesela diyelim ki bir tane fotoğrafımı açtım. Benim bu uygulamada en sık kullandığım özellik bu kesme özelliği. Ama farklı bir kesme. Şu şekilde. Buradan kesmeye bastığınız zaman ekle yerine çıkarı seçiyorsunuz. Daha sonra fotoğrafınızda kendinizin etrafını bu şekilde kesebiliyorsunuz. Ve fotoğrafı PNG haline getirebiliyorsunuz. Ya da arka plana istediğiniz herhangi bir şeyi koyabiliyorsunuz. Kuş olsun, böcek olsun. İşte ne bileyim, istediğiniz herhangi bir arka plan olabilir. Tabii siz daha düzgün keserseniz ama kestiğinizde kısacası şu şekilde bir görüntü alıyor gördüğünüz gibi. Farklı olarak sallantı azaltma, doldurma, ondan sonra çeşitli ayarlar, yine her uygulamada neredeyse olduğu gibi kontrast, işte pozlama, sıcaklık ve benzeri gibi ayarlar var. Onun yanında yine Lightroom var. Lightroom'da aslında şu şekilde bir uygulama. Bundan da çeşitli efektler verebiliyorsunuz fotoğrafınıza. Çok lazım olmayan bir uygulama bence. Ama yine de ben tutuyorum ne olur ne olmaz diye. Daha sonra benim yine çok sık kullandığım bir uygulama var. Bu da Spark Post. Buradan ben fotoğrafların üzerine yazı ekliyorum. Ama normal diğer uygulamalarda olduğu gibi bir yazı değil. Burada daha çok konsept yazılar ekleyebiliyorsunuz. Daha temalı yazılar ekleyebiliyorsunuz. Benim o özelliği gerçekten hoşuma gidiyor. Mesela buradan fotoğraflarımdan bir fotoğraf seçeyim. Atıyorum şu şekilde bir fotoğraf seçtim. Daha sonra buradan original diyorum ve burada tema kısmına basıyorum ve çeşitli temalar çıkıyor karşıma. Buradan temalara göre hangisini daha çok beğeniyorsam onu seçiyorum ve daha sonra iki kere tıklayıp kendi yazımı yazıyorum. Ne yazmak istiyorsam. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oluyor. Daha sonra yazı yazdıktan sonra da değiştirebilirsiniz.
temaları. Bir de şu şekilde bir şey var. Eğer tema kullanmak istemiyorsanız, kendiniz renkleri vesaire ayarlamak istiyorsanız onu da kendiniz buradaki butonlardan ayarlayabiliyorsunuz. O açıdan bence hem kendi yaratıcılığınızı kullanmanıza izin veren hem de çeşitli temalar sunması açısından gerçekten güzel bir uygulama. Daha sonra Draw var. Bu da Illustrator tarzı bir uygulama. Bunda da fotoğraflarınızın üzerine değişik çizikler atabiliyorsunuz. Mesela ben en son şu şekilde bir şey yapmışım. Kafama çiçek vesaire koymuşum. Değişik bir sanat yaratmışım. Sanat eseri yapmışım. Siz de farklı şeyler yapabilirsiniz. Herhangi bir fotoğrafın üzerine bu şekilde bir görüntü oluşturabilirsiniz. Buradan fırça seçimi var. Buradan kendi istediğiniz fırçayı seçiyorsunuz. Ondan sonra nasıl bir efekt vermek istiyorsanız onu uyguluyorsunuz mesela. Ben şunu seçtim ve gördüğünüz gibi istediğim şeyi yapabiliyorum. Siz de bu şekilde bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Daha sonra nerede kalmıştım? Burada Moldy var. Moldy'yi de bence çoğunuz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Moldy'de şöyle, ben en çok kolaj özelliğini kullanıyorum. Değişik fotoğrafları birleştirmek için açıkçası. Atıyorum iki tane fotoğraf seçeyim. Mesela biri bu, biri bu olsun. Daha sonra ben bu şekilde kenarları beyaz bırakmıyorum. Onu ayarlıyorum. Ya da şeklini şu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra buradan kenarları ayarlıyorum. Ben şu an saçma sapan şeyler yaptım. Ama tabii siz böyle yapmayın. Mesela şu şekilde ayarlıyorum. Boyutunu da ona göre ayarlıyorum. Nasıl gözükmesini istiyorsam. Böyle bir şey yapıyorum. En çok kolaj için kullanıyorum. Bu uygulamanın başka çeşitli kategorileri de var. Mesela güzellik, düzenleme gibi. Ama ben onlara hiç girmedim. Şurada Rookie falan da varmış. O yüzden size yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Eğer indirirseniz onları da deneyebilirsiniz. Daha sonra burada Wand diye bir uygulama var. Ben bu uygulamayı seviyorum. Gerçekten güzel bir uygulama. Bu uygulamayla şunu yapabiliyorsunuz. Videoların üzerine yazı ekleyebiliyorsunuz. Benim şu an telefonumda herhangi bir video olmadığı için size gösteremeyeceğim ama çok basit. Videoyu buradan seçiyorsunuz. Daha sonra üzerine basılı tutarak bu şekilde üzerine basılı tutarak istediğiniz yazıyı ekliyorsunuz. Daha sonra yanında Photoshop Fix var. Photoshop Fix'i de ben eğer yüzünde bir sivilce varsa ve fotoğrafta çok kötü gözüküyorsa onu düzeltmek için kullanıyorum. Fotoğrafı yakınlaştırıyorum. Şu an bu fotoğraf uzak olduğu için bayağı piksel oldu ama daha portre fotoğraflarında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse düzgünleştire basıyorum buradan. Daha sonra şu şekilde fotoğrafın üzerine gezdirerek düzeltiyorum. Daha sonra Fonto var burada. Fonto'yu ben gerçekten çok sık kullanıyorum. Fonto'yu da fotoğraflarımın üzerine PNG formatlı fotoğraflar eklemek için kullanıyorum. Mesela buradan bir fotoğraf seçiyorum. Yine bunu seçeyim. Daha sonra üzerine buradan Add Image kısmından bir PNG türde fotoğraf ekliyorum. Mesela bu ananas PNG bir fotoğraf. Yani arka planı boş demek, PNG demek. Fotoğrafın üzerine basıp boyutunu ayarlıyorum. Daha sonra buradan işte ne kadar döndürmek istiyorsam onu ayarlıyorum. Yani bu tarzda bir uygulama bence çok güzel bir uygulama. Daha sonra Boomerang var. Boomerang Instagram'ın yan uygulaması. Bunu bildiğinizi düşünüyorum. GIF falan yapabiliyorsunuz. Daha sonra yanında Visco var. Visco'yu da biliyorsunuzdur bence. Ama yine de göstermek istiyorum çünkü benim en sık kullandığım uygulama ViscoCam. ViscoCam'de fotoğraflarınızı çeşitli efektlerle düzenleyebiliyorsunuz. Mesela ben bunu seçiyorum. Ondan sonra buradan hangi efekti kullanmak istiyorsam onu seçerek ondan sonra yoğunluğunu da kendi isteğime göre ayarlayarak fotoğrafımı düzenliyorum. Burada bir de keskinleştir butonu var. Benim en sık kullandığım butonlardan bir tanesi de bu keskinleştir. Tabii şu an abartı gösteriyorum ama bu kadar çok uygulamıyorum. Genelde 3'te ya da 4'te bırakıyorum. Bu şekilde fotoğraflarım daha net oluyor diye düşünüyorum. Daha sonra aynı zamanda bu ViscoCam'de çeşitli efektler de satın alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel efektler var diye düşünüyorum. Yani satın almaya değer efektler var bence. Daha sonra yanında Prisma var. Prisma'yı yeni indirdim. Nasıl bir uygulama olduğunu bilmiyorum. Ama mesela deneyelim. Şunu seçelim. Buradan sanırım fotoğraf seçtiğiniz efektlere göre fotoğrafınızı da o efektli yapabiliyorsunuz galiba. Yani o tarz bir şeyler sanırım. Mesela buradan şu Heisenberg'i seçeyim ilkini. Aa evet.
güzel oldu bence. Yani çeşitli alanlarda kullanılabilir bir uygulama. Diğer efektler mesela başka. Bir tane daha bakalım. Şuna bakalım. Bu çok güzel olmadı. Ama çeşitli fotoğraflarla belki farklı görüntüler elde edilebilir. Daha sonra fotoğraflar kısmım bitti. Sosyal'e geçiyorum. Sosyal'de Akbank ve Ziraat Mobil var. Yanında Türk Telekom Online işlem var. Onun yanında Messenger var. Facebook'un mesajlaşma uygulaması. Daha sonra müzik var, Shazam var ve yemek sepeti var. Onun yanında AliExpress var. AliExpress'te bir alışveriş sitesinin uygulaması. Buradan yurt dışından online alışveriş yapabiliyorsunuz ve gerçekten çok uygun fiyatlarda çok güzel şeyler satın alabiliyorsunuz. Kargolama süresi yaklaşık 15-20 gün kadar sürüyor ama bence değer. Gerçekten çok uygun fiyata çok güzel şeyler var. Yani 1 dolara bir tane telefon kabı alabilirsiniz mesela ki burada çok daha yüksek fiyatlar ödüyorsunuz. Onun yanında Pinterest var. Pinterest'i ben çok sık kullanıyorum. Ama kendi hesabımı kullanmıyorum. Yani kendi hesabıma çok fazla bir şey yüklemiyorum. Sadece arama butonunu kullanıyorum. Mesela en son White Dress diye arama yapmışım. Tekrar aynı aramayı yaptım. Daha sonra burada bir sürü ilham verici fotoğraf çıkıyor. Bence çok güzel bir uygulama. Gerçekten ilham kaynağım diyebilirim. Yanında da komik bir uygulama var. Sen bir kurşun döktür diye bir uygulama. Bu nasıl bir uygulama? Bunu açtığınız zaman karşınıza şu şekilde bir görüntü geliyor. Ondan sonra telefonu başınızın üstüne tutarak kendinize kurşun döküyorsunuz. Aslında saçma ama bence çok eğlenceli. Yani eğlenceli buluyorum. Canım sıkıldıkça yapıyorum. Bu şekilde başımın üstüne tutuyorum. Evet, dökülmüş. Döktür diyorum. Mesela burada şey çıkıyor. Sizin kurşun döktürmeniz sonucunda Falınız diyeyim. Falınız çıkıyor yani. Onu okuyorsunuz. Bence eğlenceli. Siz de eğer boş zamanınız varsa indirip eğlenebilirsiniz. Onun yanında Hatchi var. Hatchi sanal bebek diyeyim. Yani benim sanal bebeğim. Eskiden biliyorsunuz böyle şeyler vardı. Elimizde oynuyorduk onları böyle küçük küçük derslerde falan. Ben çok oynardım. Bu da onun artık akıllı telefon versiyonu. Normal sanal bebek gibi. Buradan yemek veriyorsunuz, buradan hijyenini artırıyorsunuz, onunla oyun oynayabiliyorsunuz. Hatta şu şekilde bir özelliği olması sizi de bebek için aktif kılıyor. Şu an yandım ama evet, sürekli yanıyorum ben zaten bunda. Şu şekilde ilerliyorsunuz, hani siz de aktif oluyorsunuz. O yüzden güzel bence. Daha sonra burada işte uyku modu var. Yanında ilk yardım modu var. Mesela uyandırayım. Buradan iğne yapıyorsunuz bebeğinize ve iyileştiriyorsunuz falan filan. Bence eğlenceli, güzel. Onun yanında da Clash Royale diye bir oyun var. Benim en sık oynadığım oyun bu diyebilirim. Bir savaş oyunu. Ben savaş oyunlarını seviyorum. Bunda karşı tarafla online oynuyorsunuz oyunu. Yani normal insanlarla oynuyorsunuz. Şu kutumu açayım, neler çıkmış. Neyse, kendi kartlarınız var ve kendi kartlarınız, hani onları geliştirdikçe kendi gücünüz artıyor. Aynı zamanda arena atlıyorsunuz ve seviyenizi de yükseltebiliyorsunuz. Mesela eğitim kampından size nasıl bir oyun olduğunu göstereyim. Çeşitli kartlarınızı atarak karşı tarafın kulesini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde oynuyorsunuz. Kulesini ele geçirdiğinizde de oyun bitiyor zaten. Daha sonra SoundCloud var. SoundCloud benim çok severek kullandığım bir müzik uygulaması. Kendi hesabımda çeşitli playlistlerim var. Bunları dinliyorum. Ondan sonra buradan çeşitli şeyler, şarkılar ve benzeri işte ne bileyim DJ'lerin kendi ürünlerini keşfedebiliyorum. Çok seviyorum, severek kullanıyorum. Sonrasında yan sayfada benim alışveriş yapmayı en çok sevdiğim 4 tane mağazanın app'i var, yani uygulaması var. Zara, Mango, Oysho ve H&M. Buradan yeni gelen ürünlere bakıyorum ya da işte ne bileyim online alışveriş yapabiliyorum bazen. Özellikle Mango'dan online alışveriş yapıyorum. Çünkü Mango'da internet sitesine özel indirimler ve benzeri oluyor. Aşağı kısımda da telefon, Safari, mail ve Gmail var. Bunlar da zaten klasik internet uygulaması ya da mail uygulamaları. Benim telefonumdakiler bu kadardı. Umarım bazı uygulamalar size ilham kaynağı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşça kalın.